Şimdi öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Biz de gerekli yardımları yaptık. Gerek şahsımız adına, gerek partimiz adına, gerek milletimiz adına. Dün tek yürek olarak güzel bir oluşum sağlandı. Kahramanmaraş merkezi deprem felaketinin yaralarını sarmak için tüm Türkiye el ele verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Başkanı Mustafa Öztürk de ortak yayına beklenen katılımın olmadığını söyledi. Öztürk, devlet büyüklerinin birer maaş verdiğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekerek, tek yürek olarak güzel bir oluşum sağlandı. Ama eminim ki biz bu değiliz. Türkiye Cumhuriyeti taşın altına elini koysaydı bunun iki katı toplanırdı. Çocuklarımız kumbaralarını açarak bağışta bulundular. Bu da demek oluyor ki Z kuşağı aslanlar gibi geliyor dedi. Güzel katılımlar sağlandı. Fakat eminim ki biz bu değiliz. Türkiye Cumhuriyeti gerçekten taşın altına elini koysaydı bunun iki katı meblağıyla o yayın biterdi herhalde. Katılmayan bayağı bir büyük firmalarımız var. Üç bankamız katıldı. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve katılımlar. Diğer bankalardan hiçbir şey gelmedi. Ayrıca devlet büyüklerimiz bir maaş, iki maaş gibi ufak katılımlarla katılım sağladılar. Keşke biraz daha sağduyulu olup biraz daha maaşlarını verebilselerdi veya ayrı bir yardımlar yapabilselerdi. Ama Allah'a şükür anladık ki 10 milyona yakın SMS geldi. Vatandaşlarımız çok duyar. Bütün çocuklarımız bizde canlı örneği olduğu gibi kumbaralarını bozdurdu herkes. Bütün çocuklarımız, kumbaralarımız kardeşlerimizin olsun dedi. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bu demek oluyor ki geleceğimiz bizim aslanlar gibi geliyor. Z kuşağı denen bir şey yokmuş. Ben Z kuşağına zaten inanmıyordum. Z kuşağı denen bir şey yok. İlk önce aileden başlıyor bu iş. Sen çocuğunu güzel yetiştirirsen topluma da güzel bir şekilde katılacaktır diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.